Herkese merhabalar. Bugün yine yeni bir kutu açılımıyla birlikteyiz. Yeni bir hoparlörümüz var. Şeyimize, setup'ımıza katabileceğimiz gaming kulaklıklardan bu. Hoparlör dedim değil mi ben az önce? Gaming kulaklıklardan daha çok oyun nitelikli geliştirilmiş bir kulaklık. Hani özellikle müzikte veya nasıl diyeyim, günlük detaylı kullanımlarda çok iş görmediği hakkında yorumlar var. Onları da test edeceğiz zaten. Şimdi bu kutuyu açalım. Öncelikle gerçek bir kutuyu inceleyelim. Kutunun arkasında kutu içerisindeki olan kablo bağlantısı, uzayan mikrofonu ile ilgili bilgilendirme var. Ön tarafında zaten en başta kapakta da gördüğünüz bu şekilde bir görüntü var. Hemen açalım. Çok uzatmayalım. Şöyle. Evet, yine gördüğünüz gibi hiç ellenmemiş jelatin. Benim en çok takıldığım nokta artık bu. Bunu biliyorsunuz. Açamıyorum. Jelatini açtım. Açamamışım. Yalnız kutuyu paramparça ettim. O biraz sıkıntı. Şöyle bir şeyle kesmeye çalışınca tabii. Öyle oluyor. Şurayı tamamen kesiyorum o zaman. Bıçak da güzel kesiyormuş. Evet, bıçağı kırdım. Şu an bıçağı kırdım. Evet. Bıçak kırıldı. Güzel. Clickbait gibi oldu. Bak bak bak, bıçak paramparça. Neyse. Videonun çekilmesine olanak sağlayan arkadaşlar, şimdiden özür diliyorum. Bıçağını paramparça ettim. Neyse, şu kutuyu bir açalım. Evet, kutuyu, şuradan hala bıçak parçaları gözüküyor. Kutuyu açtığımızda direkt şuradan çekebileceğimiz mandalı var. Şunu çekelim. Hop. İçinde herhangi bir şey yok kutunun, ekstradan. Evet, burada çok güzel yapmışlar bunu. Bayağı bildiğiniz e-sporcuların bir posteri gibi bir şey koyulmuş. Burada da hani oyuna dair cümleler yer alıyor. Çünkü SteelSeries zaten e-sporculara ürün sağlamakla biliniyor ve en iyileri olduğunu iddia ediyorlar kendileri. Basit, sade bir düz siyah kutu var. Yandan kaydırmalı, açtırmalı bir kapak galiba. Aynen. Şöyle. Şöyle bir ürün kendisi. Kutusu da yanımızda dursun. Gayet güzel paketlenmiş bence. Herhangi bir eksiklik yok paketlenmede. Herhangi bir zarar görme imkanı da yok. Bu arada kargoda falan da çok düzgün geliyor. Yani paketlenmesi de dışı sert, kalın. Bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Şuradaki şu kablosu, şöyle çıkaralım önce şu kablosunu, bunu bir yere bırakayım. Ve bayağı iyi paketlenmiş cidden. Kablo çıkmıyor şuradan yani. Şunu çok uğraştım. Buna geleceğiz. Hatta direkt bununla başlayalım. Şimdi bunu çıkarttıktan sonra şöyle ki bir kendine ait bir portu var. Hani mini USB falan de değil. Böyle garip bir portu var. Ve 3.5 mm jack girişi var. Bunu kendi portuna çeviren bir adaptörü var. 3.5 mm ile kullanmak için bile iki kez uzatmanız gerekiyor bu şekilde. Onun haricinde bu SteelSeries'in asıl, bu kulaklığın asıl özelliği olan bu. Gösteremedim, pardon. Bu. Bu nedir diyecek olursanız, bilgisayarınıza veya herhangi bir konsolunuza USB ile giriş sağlanıp burada game ve chat olarak iki ayrı seçeneği bulunmakta. Yani oyun içerisinde konuşurken oyun sesini mi yoksa arkadaşlarınızın konuşma sesini mi artırmak istediğinizi buradan seçebiliyorsunuz. Herhangi bir ekstra ayara girmeden. Mesela Discord'la da zaten şeyi var. SteelSeries'in anlaşması gibi bir şeyi var. Yani Discord'la çok uyumlu ve güzel çalıştığını belirtiyorlar zaten firma kendisi. Bunu da şöyle yanıp koyalım. Şimdi kulaklığımızın kendisini kutusundan çıkarabiliriz. Evet, beklediğimden hafif. Gerçekten hafif. Yormaz kafada. Yoğun kullanımda bile yormayacağını düşünüyorum. Şuradaki şu kafa bandı, şu bandı şey yapabiliyorsunuz. SteelSeries'in sitesinden değiştirebiliyorsunuz. Farklı desende olanları varmış. İşte pembe olanı, ne bileyim kırmızı olanı, desenli olanı, çubuklu olanı falan varmış. Bize şu an gelen düz siyah ama şurasında işte çizgiler, şeritler falan var. Öyle bir model. Burada şeyden yapmışlar bu arada. Sağlamlığını falan o yüzden belirtiyorlar sitede. Şu kayak gözlükleri falan olur ya, onun yanındaki
banttan yapılmış. Şöyle bir, şunlar bu arada kulaklıklar böyle yana dönüyor. Yine bunlar taşırken bir yerden bir yere kolaylık sağlıyor. Evet, bu yanları böyle bir tasarıma sahip. Yanları istediğiniz gibi döndürebilirsiniz, kulağınıza uyumlu. Şuraları gerçekten çok yumuşak ve çok böyle hani sanki böyle pütür pütür olup elinize dağılacakmış gibi bir his yok. Benim bir önceki PlayStation Gold Wireless headsetimde buraları paramparça oldu. Buralar dağıldı, buralar pul pul oldu ama bu bir bütün kumaş gibi bir şey. Hani dağılmaz, deri gibi de yakmaz kulakta. Şuraya çok güzel kulağınıza tam oturuyor yuvası. Çok güzel yapmışlar. Yani dışarıdan ses almaz kulağınızda, almasını engelleyecek şekilde dizayn edilmiş. Buralardan bir ayarlama seçeneği yok, uzamıyor ama zaten şuradaki şu kafa bandı kafanıza tam oturmasını sağlıyor. İsterseniz bu arada bu bandı şuradan şöyle sökerek, gözüküyor mu? Gözüküyor. Şuradan şöyle sökerek tamamen çıkartabiliyorsunuz. Bu bant çıkabiliyor yani, buna bağımlı değilsiniz. Şöyle ki son özelliklerine değinmeden şöyle göstereyim. Mikrofonu kendi içerisinde bu şekilde bulunuyor. Bunu kullanmazken bu şekilde tutup kullanacağınız zaman buradan böyle çekip kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu bence çok şık, çok güzel bir özellik. Yani boşu boşuna sürekli gözünüzün önünde şey durmuyor, şu mikrofon durmuyor. Ve bu ayarlanabiliyor bu şekilde. Bir de bunu kullanırken kapattığınızda yanındaki tuşlardan, şimdi ona da değinelim hemen, şu mikrofonu yerine koyalım. Yanındaki bu tuşlarda mikrofonu susturma, işte ses açma, ses ayarlama gibi düğmeleriniz mevcut. Mikrofonu susturma tuşuna bastığınızda şu uzayan mikrofonun ucunda kırmızı ışık yanıyor ve hani mikrofonu susturduğunuzu gözünüzle de görüyorsunuz, emin olabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Hani susturdum zannedip boş boş konuşmuyorsunuz veya telefon çaldı, oyundasınız, susturmanız gerekiyor. Öyle yaptığınızda yakalanmıyorsunuz. Diğer bir özelliği de şu anda gördüğünüz şurası, bu kısmı RGB aydınlatmalı. Yani ekstra bu RGB klavyeler falan var, mouse'lar var ya böyle ışıklandırmalı. Buranın da bir ışıklandırması var ve şu anda gördüğünüz bu şeyle birlikte, engine'le birlikte, SteelSeries Engine 3, Engine 5 falan gibi modları var. Onunla birlikte ayarlayıp renklerini ve equalizer ayarlarını kullanabiliyorsunuz bu kulaklıkta. Tüm oyun içi ayarları, ses ayarları, mikrofon ayarları falan o uygulama sayesinde yapılabiliyor. Aynı klavye tanıtımında yaptığımız Logitech Gaming Software'da olduğu gibi. Bu arada firma kutunun içinden şöyle bir şey yollamış. Bakalım. Bilgilendirme kağıdı. Daha fazla bilgilendirme kağıdı. Ben de bir şey sandım, bir heyecanlandım. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Kulaklığımızdan şimdilik gayet memnunuz. Tabii ki test edeceğiz, deneyimleyeceğiz ve deneyimledikten sonra kullanımla ilgili daha çok yorum yapabileceğiz. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlara belirtirseniz zevkle cevaplarım. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşmek üzere.